Karanlık açık, üstünde bir serçecik. Serçeciğin ağzında turuncu bir çiçekçik. Minik çiçek, Allah baba boncuklu kolyemi, kedili çantamı, hepsini alsın. Doğum günümde pembe suluk da istemiyorum. Yeter ki annemi geri versin, ne olur. Nurcan'ın kızı sen misin? Adın ne senin? Ada. İsmail abi. Ha. Nurcan'ın kızı bu mu? Bu. Aynı annesi ya bu. Huyu benzemesin diye ben yetiştireceğim. Babası çıkmadı mı hala ortalara? Çıkmadı. Kızım. Adın ne senin? Ada. Meryem. Karlarla oynayıp başıma hastalık çıkartma şimdi. Hadi yürü. Yürü. Hadi iyi günler. İyi günler. Geç. Geldiniz mi? Ah, gelin bakalım. Bu mu? Hı hı. Bu. Bu bayağı büyükmüş. Kaç yaşında bu? Ne bileyim ben. Hadi gir içeri. Hadi. Yürü. Hiçbir şeyden haberi yok. Anası öyle sersem sefelek yetiştirmiş işte. Anası arkada borçlarını bırakmamış değil mi? Ne bileyim ben. Bir sorup soruşturaydın İsmail. Rahmetlinin arkasından bela okumasınlar. Okurlarsa okusunlar. Bana ne? Kocası olmayan kimsesiz kadına para veren düşünsün onu. Yarın öbür gün de nüfusa gidip bunun nüfus kağıdına Meryem yazdırmak lazım. Niye? Adı yok mu? Anası takmış abuk sabuk bir isim. Ha, onunla iş bitiyor değil mi? Bunu okula da yazdırmak lazım. Çantasıydı, ayakkabısıydı. Çantam var benim, annem aldı. Ya maddiyatını geçtim. Benim çocuk bakacak halim mi var İsmail? Artık kemiklerimin sızısından kendi işimizi zor görüyorum ben. Sevap lan, sevap. Allah-u Teala öbür dünyada bunun mükafatını verecek inşallah. Bu dünyada da yaşlanınca o bakacak bize. Sana yardım eder lan, daha ne istiyorsun? Çok el kadar çocuğa iş mi yaptıracağım? Yaptıracaksın tabii. Meryem! Kız! Dönmüyor musun sen beni? Niye cevap vermiyorsun? Al o kaşığı yerden getir bana. Otur kız şöyle. Otur. Acıkmadın mı? Çorbanı koyayım. Bunu içsin. Ne çorbası koyması? Bana bak. Sen bizim çocuğumuz değilsin. İsmail yeğenini ortalığa kodu demesinler diye aldım seni yanımıza. Bir de iyi insan olduğumuz için. Bizden ne artarsa onu yiyeceksin. Biz ne verirsek onu giyeceksin. Biz ne dersek onu yapacaksın. Anladın mı beni? Dur, durma sen de şunun çorbasını ekmek. Paşa çocuğu mu lan o? Bırak, yerini bilsin.
bir daha hiç şeker yemeyeceğim. Bir daha hiç ip atlamayacağım. Kar da görmeyeyim ben. Lütfen Aldan, annemi geri ver. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Kız, ya Tımar? Kedi gibi mıyır mıyır mıyırdanıyor. Tövbe estağfurullah. Allah-u Teala gönderecek olsa o senin ananı mı gönderir? Gece gece günaha sokuyorsun beni de. Kendi geberdi bunu da başımıza bela etti. Meryem! Kız! Meryem! Hadi kalk! Uyandım dayı. Ne bağırıyor o gene sabah sabah? Bir şey yok. Seni tuvalete götüreyim mi? Ha, götür. Hadi gel. Tutun bana, gel. Yavaş yavaş. Yavaş. Her sabah ben mi kaldıracağım kız? Bir sabah da kendin kalk. Hadi kalk da kahvaltıyı hazırla. Karnım aç benim. Hazırlayacağım. Maaşı ne zaman verecekler? Ya dün verdiler. Niye çıkarıp vermiyor? Her seferinde sordurtacak mısın bana? Akşam aklıma gelmedi. Ya unutmuşum. Dur getireyim. Para mı saklıyorsun sen benden? Olur mu öyle şey? Bunca yabana baktınız, büyüttünüz, sahip çıktınız. Ben sizin hakkınızı asla ödeyemem dayı. Al. Nankörlüğün lüzumu yok. Al şu 50 lirayı. İsmail yeğenini ortalıkta 5 kuruşsuz dolaştırıyor demesinler. Sağ ol. Kardeş. Kardeş. Ben evime geldim. Atayım seni böyle. Tamamdır abi. Benim arkada çanta var. Eyvallah. Eyvallah da... Neredeyim lan ben? Ben bu kızı nereden bulacağım? Ya işin yoksa bir de şimdi uğraş. Nereye delikanlı? İstanbul'a gidiyorum abi, sen nereye? İstanbul, akla gel, kantarda sallarım seni. Eyvallah. Abi çok sağ olasın ya, saatlerdir yollardayım. Gidelim abi.
İyi, hadi gidelim bakalım. Saat kaç oldu? Niye bana anlatmıyorsun? Oo, bayağı geç olmuş ya. Gece fazla mesai yaptın. Yani geç kalsan da bir şey dememeleri lazım. Sana bir kahve yapayım mı? İster misin? Yok, yapma. Ofise giderken alırım ben. Hem bir an önce çıkayım da Sumru Hanım'la karşılaşmayayım. Arkamdan çok söyleniyor mu? Yok. Söyleniyor tabii. Ay, ona ne acaba? Yani sanki kiracısı değil, misafirisin. O sana kızmıyor ya, bana kızıyor. Öyle bekar odasına genç bir kızı getirdiğim için. Kimsenin beni korurmuş gibi yapmasından hoşlanmıyorum. Kimsenin. Günaydın. Günaydın. Dün gece mesaiye kaldım Sumru Hanım. O yüzden geç uyandım biraz. Öldür böyle çalışmaktan kendini bakalım. Nereye kadar? Bak, ona söyle. Ayakkabıyla dolaşmasın evin içinde. Tamam mı? Canım parkeler mahvoluyor. Alsın bir çift terlik koysun canım. Senin odana madem böyle gelecek gidecek. Değil mi? Haklısınız Sumru Hanım. Kusura bakmayın. Hem kendi evinde de böyle ayakkabıyla mı dolanıyor? Çıkacak mısınız? Çıkacağım, pazara gideceğim. Ha, çayı yaptım, hazır. Tamam mı? Altını açarsın, kahvaltı yapmadan çıkma. Tamam, teşekkür ederiz Sumru Hanım. Siz bir tanesiniz. Öyle, ben bir taneyim. Başka Sumru var mı? Yok. Ne yaptın, hazırlandın mı? Hazırlandım. İyi, çıktı Sumru Hanım da. İyi bari. Sen ne yapıyorsun hafta sonu? İzinliydin değil mi? Evet. Kilios'a gidelim mi? İkimiz mi? Mahalleden çocuklara sözüm vardı. Onları da alırız, öyle hep beraber. Ha, baş başa değil yani. Yok, ben zaten gelemem. Şirketin etkinliği var. Ha, şu üstümü başımı değiştireyim, ben bırakayım seni. Gerek yok, kendim giderim ben. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Kendine iyi bak. Bu mu? Yani böyle seni seviyorum, seni özleyeceğim demek yok mu? Özür dilerim. Ha, özür dileme canım. Yani yalan söyleyememek kusur değil ki sonuçta. Biz de böyleyiz işte. Pazartesi ararım. Görüşürüz.
Murat Bey. Oğlum sen manita mı yaptın? Hem de böyle bir kız. Cazibenin önünde eğilmek istiyorum abi. Sen şimdi bırak dalga geçmeyi de, sen neredesin oğlum kaç aydır? Bodrum'daydım ya abi. Oğlum telefonlarını niye açmıyorsun? Bak Sumur Hanım'a birikmiş kira borcum vardı, onu da ödememişsin. Şimdi o şöyle. Pansiyon sahibi bana kazık atınca... Sen de geldin Sumur Hanım attın, öyle mi? Aynen. Abi ekonomik zincirleme bir reaksiyon oldu. 10 para gitmesin diye buraya kadar otostopla geldim. Yolda bir kamyoncu aldı. Bütün yol verdi çeneyi, verdi çeneyi. Kafam şişti. Aa, çok uykum var. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sumur Hanım başkasına verdi odayı. Nasıl abi? He? Abi benim eşyalarım, her şeyim içeride. Ben bilmem. Ben gideceğim Sumur Hanım'la konuşacağım. Tamam. Şaka yaptım. Ama bak Sumur Hanım hasta ilanı verecek odayı. Abi böyle şaka mı yapılır ya? Yapılır tabii. Kadın çöp poşetine koymuş eşyalarımı abi ya. Vallahi kardeşim sokağa atacak da zor engel oldum. Artık kalmak için yalvarır mısın, ağlar mısın ben bilmem. Ben akşam bir aylık kirayı veririm, yumuşatırım Sumru Hanım'ı da. Hani vermemişti pansiyoncu parayı? Vermedi hiç. Ben de iki tane klimasını söküp sattım. Bu ne lan kadın cüzdanı? Kimin cüzdanı mı? Çaldın mı lan yoksa? Abi çalmadım ya. İki gözüm önüme aksın ki vallahi billahi çalmadım. Yemin etme oğlum, çalmadıysan sende ne ara cüzdan? Ben bunu otostop çekerken bozulukta buldum. Tam sahibine götürecektim, o an bir kamyon durdu. Ben de bindim. Elimde kalmış yani. Para var mıydı içinde? Yoktu bir şey. 55 lira falan. E oğlum şimdi yok. Harcadın değil mi? Oğlum yaptığın basbayağı hırsızlık lan senin. Ya gözünü seveyim beni bir sal ya. Uyuyacağım. Oğlum ne demek sal ya? Kızın cüzdanını almışsın, üstüne bir de parasını harcamışsın ya. Ayıp lan. Ya cüzdanın sahibi senin kadar mevzu yapmamıştır. Boş ver. Bırak ya. Sen bırak cüzdanı. O kızı nereden buldun? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Abi sor bakayım, bir arkadaşı var mıymış? Meryem. O soda şişelerini sallamadan diz. Asidi kaçıyor sonra. Tamam. Dön bana sen bir bakayım. Yaka kartın nerede senin? Müşteri gelse çalışan mı alıcı mı anlamayacak. Ah ah, anam babam usulü iş yapıyorsunuz. Kaç kere söyledim. Burası bakkal değil, market market. Tamam unutmuşum, hemen takıyorum şimdi. Cüzdanım. Cüzdanım yok. Şeytan diyor. Al için şu suyu. Cüzdanım yok. Nasıl yok? Yok. Düşürdüm mü, ne yaptım? Kızım evde unutmuşundur. Yok hayır. Ben sabah çıkardım. Dayıma şey maaşımı verdim. Sonra geri koydum. Ve biliyorum buradaydı. Meryem hala dayına mı veriyor maaşını? Nasıl yaşıyorsun sen ya? Tabii telefonu çıkarırken mi düşürdüm? Ben bir gideyim bakayım, tamam. İçinde şey vardı. Ne dur, vardı? Dur. Tülay abla. Tülay abla. Benim bir Çeşme Bayırı'nın oraya gitmem lazım. Cüzdanımı düşürmüşüm. İyi git. Ama mesaine yarım saat eklerim bak ona göre ha. İsmail abi hayırdır? Keçeyi sudan çıkarmışsın. Ne diyorsun lan sen? Bırak bırak, anlamazlıktan gelme. Estağfurullah ya. Çay vereyim mi? Ver ver. Parti İsmail abiye kalıyor. Hadi oyna. İsmail sev kızdığı sabah sabah koşuyor. Meryem! Kız! Meryem! Ne o İsmail abi, duyuyor duyuyor da takmıyor mu? Bak. Sabah sabah konuşuyor musun daha? Bu da hep aynısını yapıyor ya. Parti buna kalınca kalkıyor gidiyor ya. Her zamanki yaptığı bir şey. Ne halkları karıştırıyorsun acaba? Thank you.
Annem. Mektup. Kız. Ne halin sen ortalık yerde? Cüzdanımı kaybetmişim. Malına sahip çıkamıyorsun sarsak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana bak ortalık yerde ağlama ayıp. İyi ki maaşını almışım sabah. Yoksa o da gidecekmiş. Gördün mü? Allah korumuş. Kimlik de içindeydi tabii. Ben şuraya bir akıl sokamadık ki. Bir akıl sokamadık ki. Yürü. Yavaş. Bak bir daha köyün meydanından koşarak geçmeyecek. Bu eteklerin açılıyor. Ondan sonra İsmail'in evlatlığı uçuşarak dolanıyor diye laf çıkacak. Yürü git. O kimliğini de çıkart. Lazım. Kaybedecek zamanı buldu gerizekalı. Murat abi, kaçıncı kat? Bizde bu şans varken kaçıncı kat olacak oğlum? En üst kat işte. Rahmet. Şu arabayı sonra çeksinler. Yolu kapatmayalım hadi. Vallahi kardeşim, arabanın sahibi karşıya geçti. Anahtarları da bırakmamış. Kaldı böyle. Tamam Yusuf. He. Kardeşim, o zaman ben kamyonun başında kalırım. Sizi kişi pişak halledersiniz. Abi dört katlı apartman, biz iki kişiyiz. Bu kadar eşyayı nasıl taşıyacağız yukarı? Şimdi şirkette istek, şikayet, dilek kutusu var. Bizim patron bu tarz durumları onunla görüşüyorsun kardeşim. Bir dakika kardeşim, yük taşıyoruz. Sen bak görüyorsun ya, birinin burada kalması lazım. Abicim bir dakika. Geçersin oradan. Yusuf abi, asansör var mıdır ya? Geç abi. Dört katlı apartman oğlum, ne asansör ya? Hadi. Ağır gelmesin. Yok sağ. Belasını versin bu kasabanın. Ne oldu? Ya liseden bir erkek arkadaşımı gördüm. İki dakika sarıldık, muhabbet ettik diye böyle bakıyorlar. Sanki şey yaptık, tövbeler tövbesi. Şimdi babaanneme gitmiş, senin torununu erkeklerle samimi gördük diye anlatıyorlardır. Anlatıyorlardır vallahi. Ya evlendim, yine de kurtulamadım. Şişt, ne yapıyorsun kız? İyi gelin abla. Aa, ağlıyor musun sen? Cüzdanı düşürmüş. Kız, kaç yüz bin liran gitti? Ay ben şaka yaptım canım. İnsan bir cüzdan kayboldu diye bu kadar üzülür mü? Giden 3-5 kuruşunda kimliğin olsun canım. Ya ben ona üzülmüyorum ki. Bugün konuştuk. Bu bütün parasını hala dayısına veriyormuş. Ay niye veriyorsun kızım? Ha? Ya gençsin, evlenirsin, çeyiz için biriktir, lazım olur. Ya ben evlenmem. Ama dayım para isteyince ben hayır diyemem ki. Ay niye diyemiyor? Kızım sen niye susuyorsun hala? He? Niye çekmiyorsun bayrağı? Dayım beni yetimhaneye gitmekten kurtardı. E ben ona nasıl karşı çıkayım? Kaçta çıkıyorsun sen? Şimdi çıkıyorum abla. İyi tamam, bak ben bir şeyler alacağım, kapıda bekliyorum seni. Görüşürüz, kolay gelsin. Yusuf, kardeşim sen bırak. Senin ben vereyim onları size, daha çabuk bitiririz. Hadi. Yoksa bitmez bu iş, hadi. Ulan ağırmış ha. Tuttun mu? Tuttum. Rahmet, gel sen de bunu al kardeşim. Abi ben onu... Rahmet'inkileri de bana ver abi. Rahmet'in beli sakat. Beli sakatsa ne yapacağız? Söyleyecek patrona, beli sakat olmayan birini bulacağız ya. Aman abi, patrona bir şey söyleme. Tamam ben, belim sıkıntılı ama alırım, taşırım herhalde abi. Rahmet sen dur kardeşim, bırak. Abi koy sen. Kardeşim koy bak abi. Bu çok ağır, emin misin? Koy sen. Tuttun mu? Tuttum, tuttum. Hadi, al bakayım. Yarın gidiyor mu abla? Ha. Ay vallahi gelecek yaza kadar da bir daha gelmem. Yılda bir kere geliyorum.
Böyle bir gözümde böyle güzel görünüyor. Üç gün sonra beni boğmaya başlıyor. Herkes birbirini tanıyor, herkes. Yabancıların içinde olmak daha mı iyi abla? Seni sevmeyen tanıdıklarının yanında olmaktansa... ...seni umursamayan yabancılarla olmak daha iyi bence. Kız, sen buradan başka bir yere gitmeyi düşünmüyor musun? Nereye gideceğim ki? Doğru. İsmail amcadan başka da bir akraban yok ki. Hem zaten benim için burası daha iyi. Dışarısı bize uğur getirmiyor. Annem işte. Babasına res çekip gidiyor buradan. Sonra... Ya sonrasını biliyorsun işte. Ha. Sen de İstanbul'a gelirsin. Ben seni bir gezdiririm, bir gezdiririm. İnşallah abla. Ay bak bir yıl boyunca yokum, beni özle tamam mı? Tamam. Çok özleyeceğim bak ben seni ha. Ben de seni abla. Kız. Nehir. Abla. Sen gidiyor musun? Hadi. Görüşürüz bakalım. Hadi. Hadi abla. Görüşürüz. Üzme kendini sakın. Vallahi çok diyorsun İsmail abi. Ya sıfır arabaya o kadar para vermiş. Bundan mı eksiliyorsun parayı? Yazık Mustafa, yazık. Sen onu bunu bırak. Parayı ne yapacaksın? Kumara gömeceksin değil mi lan? He? Kumara gömeceğim. Tövbe estağfurullah, ne kumarı ya? İflahımı kestin ha. Lan şahmat olduk be. Tamam. Hadi veriyorum. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hadi hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Siz? Vallahi fişek gibiyim ha. Ben şunları mutfağa bırakıp yengeme bakayım ha. Şş bana bak. Senette esneme yapmam, imzayı basacaksın ha. Ona göre. Yo yo. Senet tamam, imzalarız. Orada problem yok. Bir de ne soracağım? Parayı ne zaman getirsin sen? Ya para işi kolay İsmail abi. İstediğin zaman veririm. Ya sen para işini düşünme. Hey yaşa be Mustafa. Çabucak halledelim o zaman. Yarın git onu nüfus kağıdını çıkart. Olur. Mustafa Yalçın gelmiş. Neden gelmiş? Hiç merak etmeyeyim mi? Borç para mı istedin? Borç değil. Süt parası aslında. Senden evlenmek istiyor. Sen ne dedin? Hiç. Ne diyeceğim? Ben de gideyim bir Meryem'e sorayım bakayım, o da seninle evlenmek istiyor mu dedim. Yok, istemiyorum. Ben Mustafa abiyi sevmiyorum dayı. Lan bir de dangalak dangalak konuşup bana cevap veriyor. Ne yani, ben seni alacağım, besleyeceğim, büyüteceğim. Ondan sonra da kimle evleneceğim diye mi soracağım sana ya? Anan gibi gönlünü kaptır birine, kaç bebeğinle koysun sokağa. Ondan sonra İsmail gelsin, beni sahiplensin. Öyle mi sanıyorsun? Başka İsmail yok. Dayı, söz kimseyle evlenmem. Yengeme bakarım, sana bakarım söz. Tabii bakacaksın. Bize de bakacaksın, Mustafa'yla da evleneceksin. Toplasın beni.
Mustafa. Sen de hiç korkmamışsın lan. Evlilik yaşına geldi, hala evlenmem evlenmem diye zırlıyor. Ne bu? Gelin git o nüfusa, çıkar o nüfus kağıdını. Adam nikah diye gelirse şırnak diye koymak lazım önüne. Talih kuşu konmuş başımıza. Kaçırmayalım. Olmaz. Yarın cumartesi ya dayı. Ha? Birkaç gün beklesek mi? Belki getirirler cüzdanı. Sabah 50 lira içinde miydi cüzdan? Hı hı. Ah getirirler. Millet yerde bulduğunu havada kapıyor kızım, kurtulmuş. Ne diyorsun? Pazartesi git çıkart o nüfus kağıdını. Şu herife de Mustafa abi deme. Kocan olacak. Dayı. İsmail. Hadi git şimdi bana yeni sofra kur. Kalk. Diğer maçı izledim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu maçı alırız inşallah. Alacağız oğlum, alacağız. Başka şansımız yok zaten. Bu sene takım daha iyi. Ada, kızım, vaktim giderek azalıyor. Bu sana söyleyeceğim son sözler olabilir. Sana karşı vazifelerimi yerine getiremedim. Her şeyi yarım bırakıp ölmek istemiyorum. Seni bu dünyada yapyalnız bırakmak istemiyorum ama... artık savaşacak gücüm kalmadı. Senin güzel saçlarını bağlayacak gücüm bile yok. Ada, benden sonra sana sahip çıkacak bir baban olmadığı için kahroluyorum kızım. Ama yine de seni doğurduğum için Allah'a tekrar tekrar şükrediyorum. Sen benim hayatıma masumiyet getirdin.
Yapma oğlum ya. Yapma lan. Dayan hadi biraz daha. Dayan oğlum. Yapma bunu. Ya yapma işte. Yapma lan bunu işte. Ulan yeri mi lan bunun? Bunun yeri mi lan şimdi? Bunun yeri mi lan şimdi? Gelir şimdi bozulursun. Gel şimdi bozul. Başka yer yok bozulacak o. Başka yer yok. Yağın da var, suyun da var. Niye bozulursun oğlum? Niye bozulursun oğlum? Hayırdır birader? Sorma abi, arıza yaptı ya. Buralarda bir tamirci falan var mıdır? Pazar yerinin çıkışında var ama bugün kapalıdır. Merkezden çekici çağır diyeceğim. O da pahalıya gelir şimdi. O zaman bekleyeceğim. Gel pazar yerine kadar atayım istersen. Allah mı? Hemen geliyorum abi, bir dakika, bir dakika. Abi sen bu bozuluk marketi biliyor musun? Aynen, bu Sağlık Ocağı'nın arkasında kalıyor. Ya geçerken beni oraya bir atar mısın? Atayım. Siz kime geldiniz? Sen tanımazsın abi.